İşlerini bitirdiysen karşılıklı kahvelerimizi içeriz dedim. Teşekkür ederim, eline sağlık. Nasıl hissediyorsun kendini? Yorgun. Ve de gururlu. Öyle değil mi? Başardın sonunda, kızını evlendirdin hayal ettiğin gibi. Sen nasıl hissediyorsun? Ben kendimi suçlu hissediyorum. Niye? Senin bir yanlışın olmadı ki. Nalan sence gerçeği bilmeyi hak etmiyor muydu? Aslında torunumuz olduğunu, annesini nasıl kaybettiğimizi anlatsaydık, her şeyi söyleseydik ona. Kendini suçlayarak yaşayacaktı o zaman, benim gibi. Benim yüzümden öldü diyecekti. Benim kızımın için dediğim gibi. Sana bunu bin kere anlattım Adil. İnsanın kendini suçlayarak yaşaması cehennemin dibi gibi bir şey. Kafanın içine zamanı bin kere geri sarmak, her sabah aynı gerçeğe uyanmak. Cehennemin kendisi gibi. Ben bunu Nalan'a yaşatamam. Bir yalanın içinde yaşamak, kendinden nefret ederek yaşamaktan iyidir. İnan bana. Gidelim mi buradan peki, ister misin? Nalan'ın tam olarak mutlu ve huzurlu olduğunu anlamadan, kucağında çocuğunu görmeden bu alemden göç edemem Adil. Sen nereye göçüyormuşsun bakayım? Ha? Bizim beraber geçireceğimiz uzun mutlu senelerimiz var. Cezam daha bitmedi. Ama ruhumun azat olmasına az kaldı. Merak etme.